peyniri 80 lira. 80 lira. Yarım yarım. En pahalısı ne kadar? Şu anda 170 lira. Ev alabiliyor mu vatandaş? Az. Az. Yüksek. Gönlü yüksekte ama. Herkesin aldığı peynir belli. En ucuz ama. En ucuz alıyor. Ürünleri de çok fazla. Hepsi yaptı yani. Kesik de öyle. Şey de öyle. 10 lira 20 lira gelirsen almayı dövüyorum. 40 lira şu anda. 10 lira kesik 40 lira mı? 40 lira şu. Yani nasıl alacak vatandaş? Nasıl alacak? Kesik biber yapardı babaannem rahmetli. Dur içi beyazsın. Ova'ya giderken sefer dışında kesik biber bile lüks oldu olur. Evet. Lüksün de lüks oldu. Lüksün de lüks oldu. Lüksün de lüks oldu. Nasıl gidecek peki böyle? Bir şey kalmadı ya. Kaç yıldır bir şey yapıyorsun? 20 senedir. Böyle bir sıkıntı. Böyle bir sıkıntı hiç görmedim. Pandemiden sonra daha da sıkıntı oldu. Pandemiden sonra daha da sıkıntı oldu. Vatandaşı da alınmış. Vatandaş da alamıyor. Alınmayınca da yok. Vatandaşları sınır üretmek bir şey de kalmadı. Onunla da uğraşıyor. Herkes yeğri grubuna girdi. Bir daha söylesene çok hoşuma gitti. Gittin nasıl oldu? Sarraf fitrine girdi. Bitir sarraf fitrine girdi. Nasıl işler? Şükür hocam. Değişen bir şey var mı? Yok. Yok. Aynı devam. Mazot artı var bize yazıyor. Mazot bir 2 lira arttırıyorlar. Bir 5 lira bir şey. Bir ileri 2 geri. Aynen aynen. 2 ileri 1 geri. Nasıl olacak? Şükür diyelim halimize. Ne diyelim abi? 30-40 milyon bari yapmasalar da bu mesleği evet. Bırakmak zorunda kalmayalım yani. Kalmayalım. Herkes iyisin. Hani bize uygun makul bir şey işler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bilmiyorum. Önümüzü göremiyoruz abi yani. Ne kadar? Çok buraya köprü başına ne kadar yapıyor şimdi bu anlaşmamızı? Aa 300 lira kadar git gel abi. 250-300 lira attık abi. Alabiliyor vatandaş? Burada 2 milyon 3 milyon para toplaman lazım ki 500-600 kare kalacak sana. 2-3 milyon verecek. 3 milyon yiyemiyorum. 300 lira. Zaten yiyemeyen aynı. 300 lira yiyemiyorum. Ha evet işte. Sen satabilir, sen olur. Satamazsın, sen uzak. Vatandaş alabiliyor musun? Alıyor. Bir şekilde alıyor. Bir şekilde alıyor. Ne kadar kilosu? Şimdi? Kilo 80 şu an. 80 lira. 80 lira. Yani geçen sene sattığınla bu sene sattığın arasında fark yok mu? Geçen sene 70-60 satıyorduk. 80 oldu. Yani 10-15 bin kilo daha. Şey olarak, kilo bazında diyorum yani. Geçen sene atıyorum 30 kilo satıyorsan bu sene kaç kilo sattın? Aynı değişiklik yok. Aynen. Yani müşteriler aynı müşterilerimiz var. Gelenler aynı zaten. Aynen. Ya buradan çıkıp köylere dolaşmasak kurtarmaz yani. Köyleri dolaşıyor. Yani. Tamam buradan çıkıyoruz Köprübaşı. Borlu. Orada bakkallar, çakkallar, buradaki bakkallara. Toptan vermesek kurtarmaz sana. Buraya gelip mazot paramızı çıkarmak için buradayız. Mazot parayı çıkarmak. Yok sadece burada geleceksin. Pazarda iş yapacaksın. İmkansız. Geçen sene göre yine biraz daha iyi konuşuyor sence? Ya geçen sene tabii kendimizi alıştırmasına kadar. Bir sene geçti çünkü kendimizi alıştırdık. Çocuğumuzu yediler, beğendiler. Beğendiler, aynen. Ona göre kendi müşterimiz oluşuyor. Gelen müşteri beğendiyse alıyor. Köprübaşı'na niye giriyorsun? Başka yerlere gidiyor musun? Tabii. Nereye gidiyorsun? Pazartesi günü Gölmarmara. Salı Ahmetli, Çarşamba günü Salli'yim. Çarşamba günü Sapır'a geziyoruz. Cuma günü Köprübaşı. Hafta boyunca geziyoruz. Tabii. Manisa'ya kadar gidiyoruz. Pazar günü Manisa. En iyi yer neresi? Cumartesi'den başlıyoruz. Cumartesi Salideyiz. Pazar Manisa. Pazartesi Gölmarmara, Salahmetli. Bu 4 pazar haftayı çekiyor hocam. Sen kendi mi mahalle ediyorsun? Hayır, Afyon'dan getiriyoruz. Egemen. Afyon'dan getiriyor Egemen. Kendileri haftalık 2 ton alıyoruz. Bizde 7 tane araba var. Yani komple kayıpeder yapıyoruz biz aslında. Peki şey, fiyatları attı mı peki alın fiyatları? Çok var. Tamam. Mazot yükleniyorlar. Tavuk eti, et atıyor her gün bildiğiniz gibi. Et atıyor. İster istemez bunlar yansın yani. Mecburen kar marjını düşürüyorsun sen. Tabii. Kar düşüyor. Kiloda 10 milyon kazanırsak şimdi 9'a düştü mesela 8'e düştü. 20 kazanırsan 15'e düştü. Mecbur şey düştü. Buna 100 milyon satmam lazım ama adamlar alım gücü yok. Ne yapacaksın? 20 milyon kendimize pek alakalı yapıyoruz. Günde 20 kilo satsak, 20 milyon koysak ondan sonra 400 milyon yapar, yövmemiz çıkar. Yani. Sen kendi karından fedakarlık yapıyorsun, yövmeyi zor çıkar. Aynen öyle. İyi kardeşim, görüşürüz. Sağ olun. Köprübaşı'na ne kadar ekmek şu an? Bir konusunda çok muzdaribiz. Çok yüksek. Dışarıdan çok ekmek yağıyor oraya. Dışarıdan çok ekmek yağıyorlar. Evet. Biz üretimimizi yarıda kesmek zorunda kalıyoruz. A'dan Z'ye başkanlara gidiyoruz, iletiyoruz. Hiçbir kimse oralı olmuyor. Ne kadar şu an ekmeğin fiyatı? Artı burada da mesela bizim öyle söylemiyorum ama buranın mesela ihtiyacımız her halükarda karşılıyoruz. Ekstra olarak da halk ekmek durumlarına onay verilenler var. Taraf attığımız yerler var, onlara dahi onay vermişler. Öyle mi? Biz bunlardan çok müzdaribiz. Önce şeyi sorayım da, ne kadar mesela ekmek şu an burada? 4 lira. 4 lira, kaç gram ekmek? 210 gram. 210 gram ekmek, 4. Ne kadar ekmek? Peki, 3 ay önce ne kadardı? 3-4 ay önce ne kadar? 5 tanesi. Aşamıyorum ama 3 liraydı.
şeye, buna gelen zamlar. Ha, gelen zamlar zaten %1000. %1000. Bunu çok kısa zaman önce biz 75 lira alıyorduk biz bunları. Yani şunu da 5 lira alıyorduk. Şunu da istiyorum. 530 lira. Yani ekmeği 1 lira satarken şu an 4 lira satmaya neden daha fazla kar ediyoruz. Ve şu anda hala %100, %300, %400 aldığımız ürünlere zam geliyor. Zam. Aynı montajda 5000 lira elektrik faturası ödüyorduk. Şu an 30.000 lira ödüyorum. 6'ya kadar. Evet. 1500 lira iş yeri kirası veriyorduk. Şu an köprü başı gibi bir yerde. Sal yani. Fırsatçılık biliyorsun. bizim içimizde var. 1500 liralık kirama benim 3500 lira. Ben nasıl geçince? Elektrik ne kadar geliyor peki? 30.000 lira mı yani? Hayır. 30.000 lira aylık elektrik faturası. Evet. Evet. İşte çıkamaz hale geliyoruz yani. Artık boğulacağız yani. O dereceye geliyoruz. Yani şimdi vatandaş ekmek 4 lira al, 4 lira çıktığı için muz dedi. Aslında onun alım gücü gerçekten şimdi bir tane ekmek alır mı ki? 4 tane 5 tane ekmek alır mı? 20 lira ekmeğe verdik 5 tane ekmeğe. Vatandaş da muz dedi ama ben siz vatan, daha ben daha vatandaşa her zaman söylüyorum. Vatandaş diyorum. Ekmek pahalı. Gerçekten pahalı. Ama bir de bize sorun. Sizin çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Geçtiğimiz aylarda Batman'daydım. Şöyle sordum, ekmeğe baktım, bunu da bakıyorum. Susam dedim, yok eskiden susam vardı. Yo, susam yoksa oldu, susam yoksa oldu, susam dedi. Susam dedi, altın oldu artık dedi. Öyle bir dünya yok. Ya ben inanın, bak bir simite katılan susamı hesap ettim. Tam bir avuca tekabül ediyor. Tam 5 liraya geliyor. Bir simide katılan susam. Tam 5 liraya. Simit zaten ne kadar? Gerek yok. Para kazanma şansı yok. Evet. Bir sınır var bizim bu şeye. Biz ekstra bir zam istediğimizde direkt ben cevaben şöyle alıyoruz. Kardeşim bu mecburi bir tüketim gıdası. Mecburi bir temel gıda olduğu temel için. Temel gıda olduğu için biz buna hadiye zam veremiyoruz. Vermiyoruz diyor. Kardeşim niye vermiyorsun ya? Neden vermiyorsun? Daha az önce bakkalın birisi diyor ki bana. Abi diyor yapacak bir şey yok diyor. Gelen zamlara diyor biz de diyor. Uygulayacağız diyor zamları. Hakkı kardeşim oldu. Ben uygulayamıyorum ki dedim. Sen uygulayamıyorsun. Ben uygulayamıyorum ya. Ben şuradaki poşetler var bak şunları. Şunları ben eskiden 300-500 liraya alıyordum. Poşetler. Şu an 5000 liraya alıyorum. Şu an 5000 liraya. Her şey 6'ya 7'ye katlamış vaziyette. Ya şimdi bir tane bir poşet. Adam bir tane ekmek istiyor. Bir tane ekmeğe ben bir tane poşet verdim ve poşetin bir tanesi 50 kuruşa geliyor. Benim üretimim var bilmem neyim var. Ben kar edecek miyim etmeyecek miyim? Ben size inan, ister inanın ister inanmayın, geçen sene Nisan'dan bu yana ben cebime kar olarak koymuş olduğum bir nakit yok. Nasıl geçiyor? Karın koptuğunu borç yaparak bırakayım mı? Kartları kepenk güdülür hesabıyla yani. Bir şekilde güdülürüm önümüzdeki günlerde. Kepenk kapatayım mı? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 25 sene. 25 yıldır yapıyorsunuz. Böyle bir sorun yaşandığı seneler yaşandığı. Böyle bir sorun yaşamadım. Nerede olduğunu bilmiyorum sen şu an. 4 lira ekmek satıyorum. Kazanıyorum, kazanmıyorum. Bakın şimdi ben bir kamyon un alıyorum. İki kamyon un alıyorum. Parasını ödüyorum. Parasını ödedikten sonra para biriktiriyorum. Para biriktirdiğim vakit un parasını ancak karşılıyor. Ya bizlerim zarar mı ediyoruz yani? Topluyorum borçları kapatmak. Evet diyorum. Evet. Ya yetişemiyorum ya. Yetişemiyorum ya şu vergilere, SSK'ya, primlere vallahi yetişemiyorum. Elektriğe mi yetişeceğim, kiraya mı? Hiçbirine yetişemiyorum ya. Yani adam bir mayacı mesela. 50 liraya maya alıyorduk biz. Şu an kaç lira biliyor musunuz? Kaç para? 400 lira. 50 lira maya 400 lira mı? Evet. Ne kadar olması lazım tepe ekmeği para kazanmak için? Yani şu an 7 lira olması gerek. Ekmek 7 lira olursa 7 lira olursa ancak kazanır. Ben kazanıyorum. Ben kazanıyorum arkadaş diyebilirim. Zam yani. Gelmezse buna diye tabii canım diye aldığın şeylere tabii ki. Zam gelmez. Tabii ki. 4 liraya girdin kapıdan çıkıyorsun şu an. 4 lira da vatandaşa çok yüksek geliyor. Şu an böyle bir devir dayım oluyor. Devir. Vatandaş da zor durumda, esnaf da zor. Ha şöyle diyeyim ben size, büyük şehirlerde tabii illa para kazanıyorlar. Çünkü kolay gelsin. Kolay gelsin. Çünkü büyük bir sirkülasyon var büyük şehirlerde. Bizim burada nasıl? Kırsal bölge. Evet. Üstüne üstlük dışarıdan çok ekmek geliyor. Ya. En büyük sıkıntı o. Yani en büyük sıkıntılardan biri o. Üstüne üstlük yarın da zaten halk ekmek durumu da açılırsa zaten biz ya, sokaktan duyuyoruz. Sokak ağzıyla duyuyoruz. Hani resmi kişiler alıyoruz ama daha zor durumda. Taraf tuttuğumuz kişiler de dahil bunlara onay verince diyor yani.
Yani simitte 100 gram tanesi düştüğü zaman taneyi hesap ediyor. Evet, evet. Gerçekten. Yani bir simide tam bir avuç simit, susam. Aile olarak çalışıyorlar zaten. Evet. Eşin de kutluyor. Evet, evet, evet. O da babası. Biz zaten bir işçi çalıştırırsak zaten direkt kapat. Kapat. Direkt kapat. Onun SSK'sı, evet, evet. Parasını öder. SSK. Ben kendi SSK'mı zorla ediyorum ya. Onu nasıl? Ve ben onu da primimi düşürdüm yani. Eskiden 30-30 veriyordum. Şu an 22 gün yapıyorum. Yani cumartesi kadar çalışmayacağım diyorum. Primimi düşürmen herhalde. Çalışmayacağım da zaten. Evet. 22 güne düşürdüm. Yani şöyle bir düşündüğünde vatandaş 30-30 ödemek ister ama ben şu günde ödeyemiyorum. Düşürdüm yani. Şimdi prim ödememi düşürdüm. Evet. İnşallah düzelteceğiz. Neden birlikte düşürmeyeyim? Emekli olduğumda daha fazla maaş alacağım ama. Niye düşüresin? Yani işte işler çok kötü. Yani evet. Eskiden bize balkon meseleleri vardı. Yüksek basamaktan ödemeye başlarsan yüksek maaş alırsın muhabbeti vardı. Şimdi o zamana ödediğim o primler var ya, dağ oldu, dağ yani. Bilmiyorum ya, belki büyük bir servet ödemişimdir ben bu zamana kadar. Şimdi sarı çizmeli Mehmet Han'ın SSK'ya girip de bir torba yasasından 15 lira ödedikten sonra 3500 lira maaş alan kişiyle ben şu an aynı statüdeyim. Aynen. Ben niye o zaman bir sürü prim ödedim ya? Neden ödedim? Ve şu an neden 2300 lira ben, 2208 lira prim ödeyecek? Neden ödeyeceğim yani? Bildiğiniz resmen aptalım, enayiyim yani. Biz Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Kendiniz herhalde üretiyorsunuz. İşte. Nasıl çiftçinin durumu iyi var mı? Yemalamamalı, bunlar iyi. Vallahi çiftçinin durumu iyi dersek... Biraz sıkıntı bu sene, çok sıkıntı. Yerli fiyatları maalesef. Aynen, gübre, ilaç ve mazot. Geçen yıl ben karpuz yaptım, 1250 liradan karpuz sattım. Güzel para kazandım, piyasada 1752 liraydı. Bu sene 3 liradan verdim, para kazanamadım. Mazot 4 katına çıktı. Gübre 3 katına çıktı. İlaç 3 katına çıktı. Senin sattığın mal 3 katına çıktı mı? Maalesef. Geçen bu sene yaptım. Geçen sene karpuzu 1250 liradan sattım. Bu sene 3 liradan başladım. Şimdi? Şu anda 15 liradan. 15. Evet. Ne kadara mal ediyorsun? Bilebiliyor musun yani gübre fiyatlarının artmasından sonra? Şimdi ben bunu ikinci mahsul ettiğim için bunun maliyetini yapmadım. Yapma. Yaptım dersem yalan. Ben karpuzun maliyetini yaptım. Kendime maliyeti 1300-1500 civarında mal oldu. 1500 liraya, 2000 liraya sattım. Köprü başında yaşıyorsun ha? Ben yakın köydeyim. Orlu? Yok. Gümele'deyim. Ha, Gümele. Mazot fiyatları da çok fazla arttı. Girdi maliyetleri de yani, çok fazla. Yani bak şimdi bizim malımız bir kat koymadı ama ilaç 3 kat koydum. Evet. Mazot 4 kat koydum. Gübre 3 kat koydum. 2,5 koydum, 3 koydum. Evet, şimdi ben buna kullandığım gübre damla gübre. Ama sen geçen sene sattığın parayı satabiliyorsan ne mutlu diyorsun, değil mi? Yok. Yani mutlu değil yani, mutluyuz demek zorundayız. Hayır, gübre 3 kata artmış. Sen aynı paraya satabilirsen, geçen sene ürettiğin parada satabilirsen yeter diyorsun yani. Allah bereket versin. Yani Allah bereket demek zorundayız. Allah şükür, Allah şükür. İyiler ediyorsunuz. Sağ olun. Giderler yüksek ama çok, değil mi? Giderler çok fazla. Çok fazla. Vergiler, algılar, hepsi elektrik. Oturuyorsunuz bile, kimsecikleri. Yani bir de eski, bugün pazar bugün değil mi yani? Pazarı yani eski yoğunluk yok. Yani sokakta kimse yok gördüğünüz gibi. Çıkıyor mu? Yani kaç yıldır mesela yapıyorsun bu işi? 10-15 yıldan beri yapıyoruz. Yani bu yılki kadar artık böyle bir sakinlik yok. Yani daha önceki yıllar, hani her geçen yıl, bir önceki yıl artmaya başladı artık. Girdi maliyetleri deli gibi arttı. Yani mesela elektrik faturası 2000 lira geliyordu, şimdi geliyor 12 bin lira. 12 bin lira, 12 bin lira. Yani 3 tane çalışan var burada, 3 çalışanın SGK'sı 7000-8000 civarı. Bunun stopajı var. Bunların hepsi buradan çıkmak zorunda. Şu an 20 oldu zaten. 20 milyar oldu. Evet. Elektrik, stop, baş. 30-35 bin lira. Kirayı 30-35 bin lira. 35 bin lira. Onu kazanacağız. Kazandıktan sonra kendimize çalışacağız. 30 bin lira dedin mi? Günlük 1000 lira kazanacağım, aynen, 1000 lirayı. Kenara koyacağım, o maliyete gidecek. Onun için sabah 7.30'da açıyoruz. Gece saat 2'ye kadar çalışıyoruz. Çalışmak 7.30'da açıyoruz. 7.30'da açın, 2'ye kadar çalışıyoruz. Başka türlü çıkmayın. Başka çare mi yok? Çalışacağız. Yani daha çok çalışmaya teşvik ediyorlar insanlar. Böyle bir yıl gördün mü peki? Yani 15 yıldır bu işleri yapıyorum diyorsun. Yani böyle bir şey şimdiye kadar karşılaşmadık. Hani ben çocukluğumdan beri esnaflık yapıyorum. Yani bir dünya kriz geldi geçirdik ama yani bu çok başka bir şey bu. Yani bu anlatılmıyor. 75 kuruşluk çikolatanın fiyatı oldu 3.75 4 lira. Yani insanlar önceden bakmadan poşete dolduruyordu. Şimdi bir tane birinden alıyor, bir tane diğerinden alıyor. Onu da yani alan alıyor. Alamayan gene almıyor. Yani çocuklara 5 lira verdiğinde 2-3 şey alıyor. Çocuklara şimdi 5 lira işi bitti artık. Yani çocukların elinde 50'şer lira var artık. Çocukların elinde 50'şer lira var. Olanda 50'şer lira var, öyle söyleyeyim size. Yani öyle 5 liraya çocuk gelse bir tane çikolata alır, başka bir şey alamaz. Alamaz. Yani.
Nereye kadar gidecek böyle? Allah göreceğiz. Yılbaşından sonra umarım düzelir bir şeyler. Girdim aletleri, elektrik, her şey uçtu. Burası aynen, kira mı? Aynen. Tabii kira. Kira. 4000 lira kiramız var. 4000 lira. Tabii. Ben de esnaf kökenli milletvekiliyim de. Evet. Yani hizmet sektöründe yıllarca çalıştım. Biz eskiden kirayı bir tarafa yazardık. Diğer masrafları, elektrik, su, telefon, hepsini bir yere yazardık. Bir kira yapmazdık. Evet. Şimdi sadece elektrik kirayı 2'ye 3'e katlamış. Değil mi? Aynen, 4000 lira kira diyorsun. Elektrik 11-12 milyar geliyor. Yani. Çalıştırmasan dolapları ihtimal yok. Olmaz. Yok zaten çoğu esnaf dolapların çoğunu kaldırdı. Kaldırdı. Mesela dondurmayı mesela biz bu aylarda hala bulunduruyorduk. O geçen ay, ondan önceki ay kaldırdık mesela. Kaldı. Ondan sonra ekstra çalışan dolaplar vardı. Onlar kaldırıldı. Kaldı. Klima şimdi çalışması gerekiyorsa bir ay sonra çalışıyor. Çalıştı. Bu hani bir bizde değil, bütün esnaflarda aynı. Hani herkes bir yerlerden kısmaya başladı bir şekilde. Ya sen bazı hani, dolapları kapatmasan 12 değil 20 gelecek. İki tane dolabı ben iptal ettim mesela. İptal ettim. Yani. Ona rağmen böyle. Ona rağmen yani. Bunun bir de yazı var. Yazın klima çalışacak, dolaplar çalışacak. Bunun yanı sıra o zamana kadar büyük bir tane bir daha zam getirirler. Çünkü artık alıştık. %50 geliyor. Yani %1, %2 diye bir şey yok. Öyle bir kavram kalmadı artık. Bugün aldığın mal yarın almaya kalktığında artıyor çok fazlası. Kesinlikle. Yani. Son bir şey soracağım. Peki tabii. Vatandaş nasıl? Alım gücü nasıl vatandaşın? Alabiliyor mu yani? Eski alım gücü yok kesinlikle. Yok, yani şimdi eskiden dediğim gibi insanlar geliyordu fiyata bakmadan veya ne bileyim işte ürünleri bir değil de yani koliko. Ya alanlar hala var. Var. Durumu çok iyi olanlar alıyor. Onda sıkıntı yok ama yani bazı vatandaşlar artık hani seçici olmaya başladı. Yani acaba hangisinden alsam diğerini bıraksam diye düşünüyor artık. Aynen. Yani öyle eski bir şeylik yok yani insanlar yani, böyle bol bol alayım da doldurayım götüreyim. Zevkine göre dolduramayayım. Yok yok kesinlikle. Yani herkes... İhtiyaç neyse onu. Aynen öyle. Ya çünkü çocukluğumdan beri yapıyoruz bu işi. Evet. Market işini yapıyoruz açıkçası. Ben dediğim gibi eskiden bakmıyordu insanlar ya gidiyordu. Hani hepsinden böyle doldurup geliyordu. 100 liraya arabanın bagajını dolduruyorduk. Şimdi 100 liraya bırak arabanın bagajını poşet 500 ya. Liraya bir tane poşet biraz önce 2 poşet doldurdum 500 lira. Bir poşet 500 lira. İki poşet mesela doldurdu 500 lira. Tabi aldığına da bağlı ama yani 100 liraya bagaj doluyordu şimdi 2 poşet 500 lira en az. Yani Allah yardımcımız olsun. Öyle, bizim. Öyle. İnşallah düzelteceğiz hep i̇nşallah, birlikte. İnşallah. Görüşürüz. Hadi büyük alacak duruma geldi. Veresiye veriyoruz. Nasıl topluyorsun burada? Haftaya geldiğin zaman bir daha tarih toplama şansın var mı? Getirmeyene helal olsun. Getirmeyene helal olsun diyor. Gerçek bir şey yapmış. Bizden olsun diyor. Ne kadar bu renkli olma sene geçen sene? İkiye katlı gün parası. Maliyetler de öyle. Elektrik, kirası. Elemanlar. Elemanlar aynı. 27.5'tu. Şeyde, merkezde fırın var herhalde. Sizde pazarlığı açık yok. Damadım. Sizde pazarlığı satıyorsunuz. İnciye borçlanıyor. İnciye borçlanıyor. Eğer borç verse 500 lira. 500. Devamlı içeri giriyor yani. İçeri giriyor. Evi nasıl geçirdi biliyor musun? Bu kadar uğraşmaya rağmen geçirebiliyor musun? İki emeklisiniz. Ekmek burada satıyorsunuz. Yine geçinme şansınız var. Ne yapacağız peki?